Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun, başlayın efendim. Köy işlerinde bugün geri döndük. Geri döndü. Ya ben de uzun süredir videoda yokum gerçi de. 6 gün olmuş son videoyu atalım. Her şeyden önce şunu söylemek istiyoruz bir de. Yani malum bahar geliyor, her ne kadar havalar zor ısınsa da bahar geliyor. Bu baharın gelişini engelleyemezsiniz. Hani böyle bir cemreler düştü. Cemreler biraz soğuk yedi. Bu yüzden ya bu bahar döneminde, yaz döneminde kanalımızda muhtemelen daha fazla böyle ekim dikim içeriklerimiz olacak. İşte bahçede daha fazla vakit geçireceğiz, daha fazla şeyle ilgileneceğiz. Nar bahçemiz keza, oranın bakımları. Yani tam bir böyle şey, köyde yaz, köyde bahar, köyde yaz gibi olacak. Yani çok heyecanlıyız biz bunun için. Var bizimle de aynı heyecanı paylaşan arkadaşlarımız. Yani abone olup videolarımızı da beğenirseniz bizi daha da fazla motive etmiş olursunuz bu bahar ve yaz dönemine diye düşünüyorum ben. Haksız mıyım? Evet, haklısın. Ayrıca hani yorumda yaparsanız, işte bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız yaptığımız işlerde. Hani zannetmeyin ki biz onları dikkate almıyoruz. Bazılarını yapmış oluyoruz, bazılarını biliyoruz ama uygun olmuyor. Ama yine de hani diyaloğa geçmiş oluyoruz ve sizden de bilgi edinmiş oluyoruz. Bizim için çok önemli. Bilmediğimiz şeyleri bazen yazıyor kimileri. Uyguluyoruz ve olumlu geri dönüş alıyoruz. O yüzden yorumlarınız bizim için çok önemli, onu da söyleyelim. Onun dışında hoş geldik. Evet, onun dışında geldik. Başlıyoruz. Biz biraz yoğun bir İstanbul gündeminden sonra planladığımızdan uzun kalmak zorunda kaldık. Hava muhalefeti sebebiyle 10 gün gibi bir şey planlamıştık. 2 hafta kaldım ben. Sonra Taner geldi. Zorlu bir dönüş yolculuğu. Yine böyle her yerde kar vardı falan. Kar, tipi, yağmur, yolda her şeyi görerek. Ve gece evet. Biraz geç çıkmak zorunda kaldık yola. Böyle zorlu ve yorucu bir yolculuğun ardından geldik. Aslında cuma gecesi geldik. Yani cuma gecesi derken perşembeyi cumaya bağlayan gece geldik. Ama yani ne cuma ne cumartesi kendimize gelemedik gerçekten. Çünkü hani hem çok fazla böyle eşya vardı, hem biraz uzun sürdü. İşte annemle anneannem de bizimle birlikte geldi. Dolayısıyla daha sık durmak zorunda kaldık. Yani yorucu bir yolculuktu. Bir de Taner bir gün önce zaten gelmişti İstanbul'a. Böyle 2 gün üst üste yol yapmış ne oldu. Ya, 30 saatin 20 saati. Böyle hani öyle bir şey oldu yani. Hepimiz için çok yorucu bir yolculuktu. O yüzden bugüne kaldı video. Ama buradayız. Evet. Siz de sormuşsunuz, sağ olun. Hani neredesiniz? İşte video yok mu? Bekliyoruz falan filan diye yorumlar vardı. Çok teşekkürler. Sağ olun. İşte döndük evimize, köyümüze. İnşallah normal işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynen, bir daha o kadar uzun süre. Yani ben en azından çok fazla kalmadım gerçi. Ben gece gittim, sabah çıkacaktık ama öğleden sonra çıkmak zorunda kaldık yola. Ama sen biraz daha fazla maruz kaldın. Evet, çok uzun kaldım. Çeşitli tespitlerim var. Anlatacağım size. Bir de böyle birkaç ufak kötü olay yaşadık. Ondan sonra minik bir yanık vakası atlattım ben. İşte arkadaşım evleneceği için gitmiştim, zaten bilenler biliyor. Düğünden 3 gün önce kendimi yaktım. Sıvı dökülmüş. Kahve dökülmüş üstüme. Yani. Bu arada bardaktaki kahve değil. Hatırı sayılır bir miktarda kahve döküldü üstüme. Ama şimdi iyiyim, bir sıkıntı yok. İşte sürekli pansuman falan yapıyorum kendime. Nazara geldi, nazara. Sana söylüyorum, nazara geldi. Ondan sonra düğünümüzü yaptık. Sonra da bir hafta daha kalıp geri döndük. Böyle işte arkadaşlarımla görüştüm. İşte birkaç işim vardı, onları hallettim. Uzun süredir görmediğim insanları gördüm. O yönden güzeldi İstanbul. Uzun süredir yemek yemediğin yerlerde yemek yedim. Evet, hani birkaç tanesini yapamadım ama olsun. Şeydi ya, herkes hayat pahalılığından şikayetçi. Yani biz de burada öyleyiz ama hani tabii İstanbul'da daha bir ne derler, belirgin. Tabii şey çok, etrafında da insan çok. Yani
bunu konuşabileceğin insan sayısı da fazla. Evet. Herkesin bir derdi var. Uzun süredir görüşmeyince konuşulacak ana konu bu oluyor. Ve oranın o hızı da var ya, sürekli daha hızlı bir yer. O yüzden daha da belirgin. Bir yandan böyle hani şey de konuştuk ya, maaşlara da böyle inanılmaz zamlar gelmiş aslında ama hiçbir işe yaramamış. Kurtarmıyor. Yani. Evet, kurtarmıyor insanları. Sürekli bu konuşuyor. Markete giriyoruz, işte alışveriş ediyoruz. Hani her gün markete giriliyor ve inanılmaz pahalı gerçekten. Bir de hani bu konuyu çok fazla böyle uzatmadan şeyi anlatmak istiyorum. İnsanları hani böyle, ya ben de sanki böyle yıllardır buradaymışım gibi böyle hani yanlış da anlaşılsın istemiyorum. Yok, ya o tabii hemen fark ediliyor ama. Ya çok mutsuz insanlar. Yani muhtemelen o girdabın içindeyken biz de öyleydik, fark etmiyorduk. Hani gene dikkat ettiğim bir şeydi ama mesela insanlara çok güler yüzle işte günaydın, kolay gelsin, işte yani böyle merhaba. Bir merhaba hani dediğin zaman insanlar çok şaşırıyor ve böyle evet evet garip bakıyorlar falan filan böyle hani. Ya ben buna hani İstanbul'dayken de dikkat ederdim, söylemeye çalışırdım ama hani o hengamede demek ki bazen kayboluyordu ve belki de aynı etkiyi yaratmıyordu. Ben çok enerjik söylediğimi düşünüyorum şu an gittiğimde o iki haftalık süreçte. İşte hastaneye gittiğimde birkaç gün üst üste pansumana gittim. Sonra da tıp bayramına denk geldi. Ufak böyle bir paket alıp götürdüm onlara. Hani teşekkür etmek için aslında. O kadar şaşırdılar ki anlayamadılar onlara bir şey aldığımı. Hani 14 Mart tıp bayramıydı. Bir de bazı yerlerde grev varmış. Çok da yoğunlardı. Hani şey falan diyorum böyle. Sizin için aldım falan diyorum. Böyle bakıyor hemşire suratıma da. Yani size teşekkür etmek için aldım falan diyorum böyle. Ondan sonra düştü yani. Bir an gerçekten algılayamadı. Çok enteresan bir şey. Hani bunun kayboluyor olması ne diyeyim, kötü. Yani. Ya aslında kaybolmuyor da bir yerlere gizleniyor. Evet. Ya onun çıkması için de başka başka dertlerin önce üstesinden gelinmesi lazım ki insan birbirine merhaba, günaydın rahatlıkla diyebilmeli. Evet. Stresi çok fazla bir yer. Yani burası da öyle bu arada, şey değil yani, burada aman aman hiçbir kaygı duymuyor değiliz ama oradaki o tempoda kaygı duyacağın o kadar çok fazla şey oluyor ki bunlar üstü birikince başka bir yere gidiyor. Benim de anladığım o mevzudan. Neyse biz buradayız. döndük yani bahar sezonuna geri döndük. Zaten yani sen yokken hani İstanbul orası burası çok karlıydı ama burası da sürekli bir fırtına haliydi. Ben de burada çok bir şey yapamadım. İşte şu masa, şu fırını bitiremedim. Yani hiçbir şey yapamadım, harç karamadım. Masa çok güzel olmuş değil mi? Ben çok beğendim İstanbul'dayken. Hmm. Ben de videoyu izlemiştim, işte Taner fotoğrafları falan yollamıştı. Yakından görünce yine çok beğendim. Bu masa, büyük değişiklik herhalde o var başka. Bu masayla ilgili yaz için, bahar için, yaz akşamları için çok güzel planlarımız var. Anason kokulu masalar. İşte anason olur, çay olur, üzüm kahve olur. Masalar. Efendim, mayalı içkiler olur. Her türlü sıvı. Geçen yaz yaptığımız likör olur, vişne likörü. Aa evet, öyle bir şey var. Olur yani bunlar, her türlü şey olabilir. Olur. Babadağ manzaralı. Ama öncelikle üzümlerimizi, bağlarımızı dikmemiz işte, gerekiyor. Evet. Asmalarımızı. Şimdi burada o zaman ya bundan sonraki videolarda ne olacağına dair de ipucu verebiliriz galiba. Evet, evet. Biz bu videoyu böyle bir geldik buradayız diye yayınlayacağız. Ama daha sonrasında gene bugün için bunların asmasını dikeriz. Evet. Yani telin acelesi yok. Asma o kadar hızlı sarmayacaktır. Hani teli gene zamanla yaparız da. Hı hı. Acil olan buraya asma dikmek. Yani gerçekten son 15 gündür fırtına var. Şu kümeste bazı olumsuzluklar var. Onları gidermek. Ve dün de bu arada inanılmaz fırtına vardı. Hani bizim kendimize gelmemizin dışında yani fırtına da çok vardı. O yüzden de aslında video çekemedik. Evin içinde de çekmek istemedik. Bahçede olalım istedik. Aynen. Yani sabahtan şu an Allah'tan erken bir saat yani şu an. Dün de böyleydi ama sabah. Dün de sabah böyleydi. O yüzden böyle sabah apar topar kalkar kalkmaz çekelim dedik. Çünkü öğleden sonra yine fırtına çıkabilir. Esiyor bak, geliyor. Hiçbir şey yapamayabiliriz diye korktuk açıkçası yani. Aynen. Ondan sonra o sebze, yazlık sebze yerine bakacağız. Bu arada Atalıklar bize tohum göndermişti birkaç kişi. Evet. Ya, Şenay göndermişti. Ona daha önce de teşekkür etmiştik. Clara'ya selam yollamıştık. İstanbul'a gidince onlarla da görüşmek için plan yapmıştık ama görüşemedik maalesef. Benim bu başıma gelen
kötü olay dolayısıyla sonra da işte bir araya gelemedik, programlarımız uymadı. Şenay daha ben İstanbul'a gitmeden tohum yollamıştı bize, Amerika'dan tohumlar getirmiş. Onları işte filizlendiriyoruz, onları da ekeceğiz. Bir de Bursa'dan bir ablamız bize yolladı. Ama işte. Ama PTT kargo getirmemiş. Geri dönüşe geçmiş. Ya o da çok güzel tohumlar yollamıştı bize. Ve buradaydım tekrar... hani ben hiçbir yere gitmedim, evden ayrılmadım. Burada böyle sıkıntılar olabiliyor yani. Her yerde oluyor da. Evet, daha hani köy yerinde işte geldik bulamadık, not bıraktık falan demişler not ama yok. Not falan da yok yani hani. Onunla ayrıca görüşeceğim ben gidip şubede. Sonrasında onu çözeceğiz. Yani teşekkür etmek için söyledik bunu. Tekrar iletişime geçip tohumlarımızı geri rica edeceğiz. Biraz zahmet vermiş olacağız ama hani bizden kaynaklı değil. Zaten ekemezmişiz. Evet. Bir sonrasında de da. Bizim öbür ektiklerimizi de ben bayağı evin içinde böyle şey hale evet. koruyoruz. Aynen. Burası da çok soğuk gerçekten. Yani dün inanılmaz soğuktu. Yani belki herhalde gece eksiği falan görmüşüzdür. Şey, sular donuyor hayvanların. Evet, sular donuyor. Zaten ben İstanbul'dayken de öyleymiş. Yani İstanbul'da kar varken burası da tabii nasibini aldı. Ya bir kova su donuktu yani, öyle diyeyim. Bir kova su bayağı donduğuna göre iyi soğuk yapmış. Bir de yani evi ısıtamamaktan da belli oluyordu. Evet. Başka diyeceğim bir şey var mı? Bir şey yani şeye ekimlere hani Nisan sonuna doğru herhalde geçebileceğiz gibi duruyor bu hava yani, soğuklarından evet, dolayı. Tohumları. Çünkü haftaya da bir soğuk hava dalgası geliyormuş yine. Belki fide alacağız mecbur. Yani fide de alabiliriz evet. Elimizdekileri de evin içinde. Elimizdeki çimlenenleri yani fide olanları eldekilerin fide olanlarını ekeriz. Onların yanına fideyle de destek oluruz. Zaten o alanın da düzenlenmesi lazım. Onun için de zaman var en azından bize bir ay daha var onun için. Bu arada koyunlar iyi. Tavuklar iyi. Köpeklerimiz iyi. Kedilerimiz iyi. Hepimiz iyiyiz ya. Sağlık. Evet. Bir sıkıntımız yok. Hoş geldik. O zaman biz yoğun gündemimize... O zaman biz fırtına çıkmadan çalışmaya başlayalım. Yapabildiğimizi yapalım. Bir lokma bir şey atıştırıp hemen şu belki atıştırmadan hatta şu asmaları en azından. Atıştırmadan enerji harcamak biraz zor olur ya. Kondisyon yani, düşüklüğü de var tabii. Sonuç olarak işe koyulalım. Aynen. Sonra da yumurtalarımızı alır. Kahvaltıya geçeriz. Aynen öyle. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tam şuradan bir şey alıyordum. Hoşçakalın.